ameliyat sonrasında hastaların üzerine dikkat etmesi gerekiyor. O dönem sancılı gün geçiyor. Şimdi fıtık ameliyatı için tabii öncelikle hastanın başka bir hastalık engeli olmaması gerekir. Ya da varsa da onun düzeltilmesi gerekir. Diyelim hasta gebe ise bu gebeliği yani fıtık hastalığından dolayı çok engellenmeyecekse tabii gebeliğin bitmesinin sonlandırılmasının sonrasına bırakılabilir. Veyahut da akciğer enfeksiyonu geçiriyordur hasta ya da kalple ilgili bir problem vardır. Onların tedavisinin yapılması beklenebilir. Çok aciliyet arz etmez. Şayet boğulmuş fıtık yok ise. Şimdi boğulmuş fıtığa girdiğimiz zaman fıtığın acil durumları da var. Yani o nedir dedi. Bunlar hocam? Bunlar nedir? Fıtık karın zarı dediğimiz peritonun içerisindeki bir keseyle birlikte o boşluklar arası yolculuğunu yapar. Demiştim ya. Yani bir boşluktan diğer boşluğa doğru kayar. Kaydığı zaman bağırsaklar da birlikte içinde, o fıtık kesesinin içerisinde, diyelim ki kasık kanalına doğru geçtiği zaman orada sıkışabilir bağırsaklar. Sıkışabilir çünkü fıtığın iç kanalının çapı küçük olduğu dönemlerde oluyor bu. Sıkıştığı zaman boğulmuş fıtıktan bahsediyoruz. Dolaşımı bozuluyor oraya giren bağırsak segmentinin. Öncelikle toplar damarlarda bir şişme nedeniyle ödem oluşuyor bağırsak duvarında. Ve artık o bağırsak girdiği delikten geri çıkamaz duruma geliyor. Ve karın içerisine ittirilemiyor. Kendisi hasta da ittiremiyor. Acile başvurduğunda bir kısmı çok zaman geçmediyse bizim tarafımızdan çeşitli ilaçlar kullanılarak geri reddedilebilir. Fakat genelde biz bunu önermiyoruz. O şekilde boğulmuş fıtıkla çok ağrı da yapar aynı zamanda bu durum. Hastalar mutlaka acile başvurmalı ve bir an önce ameliyat olmalılar. Acil ameliyat olmalılar. Çünkü oradaki bağırsak segmenti zaman geçtikçe beslenemediği için çürümeye başlar, delinir ve daha uzun sürecek bir hastane de kalış süresini beraberinde getirir ve ek bir bağırsak rezeksiyonu dediğimiz o bağırsak bölümünün çıkarılması ameliyatı da duruma eklenir. Hiçbir hasta bu duruma gelmeden ağrıları başlayınca, şişliği başlayınca fark ettiği zaman mutlaka hekime başvursunlar. Boğulmuş fıtık çünkü acil bir durumdur. Diyelim ki o şekilde kaldı, ağrıları başladı. 1 saat, 2 saat, 5 saat, 10 saat evde beklemeyecek hasta. Beklediği zaman her geçen saat onun aleyhine işler ve daha büyük operasyonlar gerektirir. Ameliyat süresi sıkıntılı geçiyor mu hocam? Ameliyattan sonraki süre. Ameliyattan sonra biz iki yöntemle yapıyoruz bu ameliyatları. Ya açık yöntem ya da laparoskopik dediğimiz kapalı yöntemle. Kapalı yönteminde iki çeşidi vardır. Bir ekstra peritoneal, yani karının içerisine girmeden karın zarının ön tarafında çalışarak oraya bir yama yerleştirme işlemi. Ya da karın içerisine girilerek yine peritonun önüne bir yama yerleştirme yöntemi şeklinde. Kapalı ameliyatlarda biraz daha erken işe güce dönme olabiliyor. Ama kapalı yöntem açık yönteme göre ameliyat süresi olarak biraz daha uzun sürüyor. Hastaya bunu biz anlatıyoruz ayrıntılı bir şekilde. Yani açık yöntemde aşağı yukarı bir 5-6 santimlik bir kesi oluyor. Kapalı yöntemde bu kesi uzunluğu 2-3 santim gibi oluyor. Hastalarımıza fıtık ameliyat yöntemlerini anlatıyoruz. Hastayla ortak karar verip ona göre ameliyatlarımızı planlıyoruz. Ameliyatta genellikle eskiden yama kullanımı çok azdı bizim özellikle asistanlık dönemlerimizde. Artık greft dediğimiz polipropilen veyahut da ona benzer maddelerden üretilmiş vücutla uyumlu, vücudun reddetmeyeceği tül tarzında bir örtüyle takviye yaparak o yırtık olan bölümü güçlendiriyoruz.
Açıkta da bu böyledir. Açık yöntemde de, kapalı yöntemde de bu böyledir. Graftli onarım yapıyoruz. Graftli onarım tabii gerginlik yapmadığı için vücutta, o bölgede yara gerginliği yapmadığı için hastalarda çok fazla ağrı olmuyor. Evet. Önceki bahsettiğim yöntemlerde çok gerginlikli bir onarım yapılıyordu. Gergin onarımlarda, şimdi halkımız ondan, özellikle yaşlı kesim ondan korkuyordur. Çok ağrılı olurdu ameliyat sonrası. Artık ama gerginliksiz yöntemlerde ağrı çok az olmakta. Bunu zaten vereceğimiz ağrı kesici ilaçlarla önleyebiliyoruz. İşe güce dönme derken normal ev içerisindeki hareketlerini ameliyattan 2 gün sonra çok rahatlıkla yapabilir. Şayet ağır yük kaldırmıyorsa normal işine gücüne gidebilir. Çok ağır kaldırmamayı biz tavsiye ediyoruz. Özellikle 3 ay, 6 ay gibi süreler koyuyoruz. Fıtığın büyüklüğüne ve hastanın yaşına bağlı olarak, çeşidine de bağlı olarak, fıtık çeşidine bağlı olarak. Ağır kaldırmadan, dediğim, az önce bahsettiğim fıtığa predispozan faktörlerden uzak durarak, mesela idrar zorluğu varsa önce onu halletmesi gerekiyor. Öksürük problemi varsa önce onu halletmesi gerekiyor ki biz sonra ameliyatımızı yaptığımız zaman bir daha nüks etmesin, nüks sayımız artmasın diye bu şekilde. Ağrı çok problem değil. Demek istediğim bu. Fıtık sonrası rahat bir dönem oluyor. Peki yaş faktörü var mı hocam ameliyatlarda? Şimdi biz her yaşta hastayı alabiliriz ama ameliyata engel bir durum, dediğim gibi kalp akciğer problemi çok ağırsa ve fıtık da çok aciliyet gerektirmeyecek düzeyde geniş bir defekten çıkan ve karın içerisine rahatça girip çıkabilen durumda ise tabii ki o durumda hastanın da yaşı 80 üzeri ise ameliyatı pek önermiyoruz. Veyahut da yapmak zorunda olursak lokal anestezi tekniğini de kullanarak biz burada yaşlı hastalarımıza da genel anestezi vermeden, çok fazla riske sokmadan lokal anesteziyle de fıtık tamirini yapabilmekteyiz. Fıtıktan sonra, ameliyattan sonra rahat sosyal hayatlarına devam edebiliyorlar hastalarımız. Tabii ki, tabii ki sosyal hayatına devam etmesinde herhangi bir engel yok. Sadece dediğim gibi ağır yük altında çalışan hastalar oluyor, ağır spor yapan insanlar oluyor. Ya da sporcu olanlarda tabii biraz daha bu süre uzun tutulması gerekiyor. Çünkü o koyduğumuz yamanın dikişlerinin de vücuda tam uyum sağlaması, iyice oturması ve sağlamlaşması gerekiyor. Nasıl ki bir işte harçla beton karışımının bir kuruma süresi vardır. O süreyi biz hastalarımıza da işte vücuttaki tamir süresini aşağı yukarı hesaplayarak söylüyoruz. Kişi kendini yormayacak. Yani yürüyüş yapabilir, yüzebilir. Bu tür yorgunluklarsa yapılabilir ama ağır bir, mesela 50 kilonun altına girip de kaldırmayacak. Yani ağır yük çok da fazla taşımasın diyorsunuz. Bu hepimiz için geçerli mi hocam? Yok, süresini dediğimiz gibi iyileşme süresini tamamladıktan sonra ağır yük de kaldırabilir hasta. Yani tamamen oturmuş bir fıtıkta 1 sene sonra normal işinde gücünde çalışabilir. Özellikle işçi kesim için söylüyorum, çalışabilirler. Sporcular için de gene futbolcuysa diyelim, futboluna devam edebilir.